İş başvurusu özellikle uzun süredir çalışmayanlar açısından ürkütücü bir deneyim olabilir. Özgeçmiş yazmanın inceliklerini, iyi bir iş görüşmesinin ipuçlarını bilenler kuşkusuz daha şanslı. Ama Fransa'da devlete bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu kadın adaylara başka bir yoldan da destek oluyor. Ruj, allık ve göz kalemiyle. İşsiz kadınlar için başlatılan imaj tazeleme günleri iş bulma yarışında kozmetiğin de payı olduğu görüşüne dayanıyor. Bir işe başvurduğunuzda ya uygunsunuzdur ya da değil. Ama Fransa'nın ana işsizlik kurumu biraz rötuşla herkesi güçlü bir adaya dönüştürebileceğine inanıyor. İşsiz kadınlara yeniden iş bulmak için başlatılan kampanyanın bir parçası görünümlerinde odaklanıyor. Makyaj gününe katılan 10 kadın, fön makineleri, saç spreyleri ve binbir güzellik nasihatıyla donanımlı özel bir uzman ekibe emanet. Louise işsiz bir şarkıcı. Epey bir süredir iş arıyor ve belki şansının nihayet gülebileceğini düşünüyor. Eğer güzel görünüyorsan tabii ki seninle daha çok ilgilenecekler. Çekiciysen sana daha çok vakit ayıracaklardır. Hayatın gerçeği bu. Ama sonra işini doğru düzgün yapmazsan bir faydası olmaz. Uzun süredir işsiz kadınlar için hummalı bir hazırlık kursu. Aynaların karşısında kirpiklere kalem çekiliyor, kaşlar cımbızla dikkatlice alınıyor. Ama pudra ve oje kokusunun altında ciddi bir toplumsal gerçek yatıyor. Fransa'da her 10 kişiden biri işsiz. Uzun süredir işsiz kalanlara, özellikle de annelere yeni iş imkanları bulmak büyük bir problem. Makyaj takviyesinin başlıca amaçlarından biri artık benden geçti diye düşünenlere özgüven vermek. Kendine daha az güven duyar oluyorsun. Eskisi gibi pozitif, dinamik bir imaj çizmiyorum diye düşünüyorsun. Böyle bir imaj yenileme ve bakım günü olduğunu duyunca çok ilgimi çekti. Ama bu cinsiyetçilik değil mi? Ya erkekler? Bu tip bir deneyim sadece kadınlarla sınırlandırılmış değil. Gelecekte erkekler için de olabilir. Belli bir imaja uygun saç kesimi, moda kıyafetler gibi. Güzelim, havamdayım ve işe alınmalıyım. Aşılanan fikir aşağı yukarı böyle. Şimdi aynalara gerçek bir tebessümün yerleşmesi için bir de iş gerekli.